Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Kahramanmaraş'tayım. Kahramanmaraş'ta toptancı haline geldim. Hemen sebze halinin kenarında. Burada daha önce belki televizyon kanallarında izlemişsinizdir. Ünü tüm Türkiye'ye yayılmış Fidan Paça'ya geldik. Ustam çok renkli bir karakter. Hadi gelin hep birlikte bu güzel videomuza başlayalım. Fidan Paça'da içeriye girdik. Hacı Ustam'la birlikteyiz. Hacı Ustam'a daha önce geleceğimizi bildirdiğimiz için çok güzel bir hazırlık yapmış. Merhabalar Hacı Ustam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Hocam nedir bunlar? Şöyle bize bir anlat Allah aşkına. Yani kelle var burada. Burada bardağın içinde renkli bir şeyler var. Burada bir ot var. Zaten sarımsağı biliyoruz. Şöyle kısaca bize bir anlat. Bir de Fidan Paça'nın hikayesini sizden bir dinlemek istiyoruz. Bunları anlatırken de. Ben 3. kuşağım. Evet. Büyük amcadan babaya, babadan bana. 3. kuşak devam ediyoruz. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Babam şu an 77 yaşında. Bundan 3 sene önce bu mesleği bıraktı. Allah uzun ömür versin. Biz de nasip olursa inşallah onun mesleğini helal getirmemek üzere devam ediyoruz inşallah gittiği yere kadar. Şimdi buradaki bitkilerden sordunuz. Şimdi sarımsak Kahramanmaraş'ımızın Başkonuşaylası bölgesinde Avgas'ın dediğimiz bir yer. Oranın sarımsağı. Bu sarımsağın tek özelliği asidinin güçlü olması ve acı olmayışı. Evet. Şimdi bunun hapbeleri biraz küçüktür. Yani biz de mal şivesiyle konuşuyoruz. Tabii. Bunun hapbeleri küçüktür. Bunun soyduğunuz zaman bu elinize böyle yapışır. Şimdi bu da Kahramanmaraş'ımızın yemeklerinin kelle paçanın dışında da birçok yemek çeşitlerine kullandığımız yabani bir sumak eşkidir. Yabani. Yabani. Bu sumak eşkisini birinci aşamada böyle ıslarız. Evet. Islandıktan sonra bunu bu şekilde süzeriz. Süzdükten sonra bunu et suyu ile şöyle buluşturduğumuzda şöyle bir renk değişimi olur. Bu renk değişimi olduğunda bunun taban kısmına doğru telpesi birikir. Evet. Telpesi biriktiğinde sarımsakla birleştirdiğim zaman bu şekilde bir kelle paçanın olur. Şu son hali. Tabii o son hali. Evet. Şimdi bu da Maraş şivesiyle yine eşki ahıdı deriz biz. Eşki ahıda. Ahıdı. Ahıdı. Ahıdı he. Yani bir bunu yabancılar koyu olduğu için eşki pekmezi derler. Aha. Bu çok keskin bir kıvamdadır. Mesela bir 4 litrelik bir tencerede bir dolma yaptığımız zaman bununla bir tatlı kaşığı ilave ettiğimizde limon tuzu falan kullanmamıza gerek yok. O kadar etkili, o kadar keskin. Tabii ki o kadar etkili. Buna çok emek veriyor. Bunu benim gözümde bu bir yakuttur. Bu bir bir elmastır benim gözümde. Şurada kelle görüyorum bir de. Kelle. Olay sizde. Şimdi biz genelde çalışırken kuzu başlarını tercih ederiz. Kuzu baş. Evet. Bu kuzu baş. Mesela tabii ki bunun en büyük özelliği bunlarda efendim söyleyeyim kolajanın yüksek olması ayakla falan birlikte. Mesela kuzu başlarının üzerindeki olan yağlarda omega 3 bir değeri vardır. Efendime söyleyeyim. Tabii ki günümüzde insanlar hep oturarak çalıştıkları için siyah paçayı tercih ediyorlar. O da bizim tabii ki paçacılarımız bunda çok zorlanıyor ama yine de sağ olsun esnaflarımız müşterilerimizi memnun ve mutlu edebilmek için olanca mücadeleyi yapıyorlar. Evet abi, o zaman ne yapalım? Şimdi ben başta güzel bir beyin kavurma yapıyorum. Önce beyin kavurma yapacağız. Evet. Ocakta. Evet. Şimdi burada beynimiz var. Ne yapıyoruz abi? Bu kekik. Kekik. Evet. Burada 9 çeşit karışım bir baharatımız. Evet. Burada 3 çeşit karışım bir ayrıca baharatımız. Bu baharatların içinde ne var abi? Osur. Osur mu? Evet. Bundaki kimyon. Kimyonumuz. Evet. Bu karabiberimiz. Bu da kaya tuzumuz. Yemeklerde en büyük tercih ettiğimiz. Evet. Çok güzel. Oh, mis gibi oldu abi. Bu da ne abi? Önceden yaptığım bu dil kavurma. Dil kavurma. Evet. Bu da önceden yapmış olduğum dil kavurma. Bu kuzu başından tabii müşterinin isteğine göre. Burada dili var, işte efendim göz kenar yağısı var, siyah yeri var. Evet. Bunu böyle alırız efendim. Şimdi müşteriler isteğine göre değişir. Kimisi kaynar yer, kimisi suda banyolama dediğimiz bir şekil var. Onunla yer. Banyolama sisteminde dediğimizde paça çok sıcak olmaz. Evet. Ama tabii ki %90'ı kaynamış istiyor. Onun için de şöyle yapıyoruz. Banyolama sistemi. Evet, bu banyolama sistemi dediğimiz. Tabii ki ağırlık, insanlar kaynamış istiyorlar. Evet. Bunu ne kadar böyle süzersen süz, bu şey olur. O neydi abi şu döktüğümüz? Bu tereyağı, ayçiçek yağı, kedilerin yağının birleşiminden. Evet. Buradan da ayrıca şu şekilde sumak eşkisini ilave ederiz. Buradan da içine bir parça bir kahvaltılık tereyağını ilave ederiz. Paçamız bu şekilde servise hazırdır tabii ki. Oh, mis gibi oldu. Ha, tabii ki bunu müşteri bu şekilde isteyenler de çok azınlıkta. Onun için pürmüzlü ocaklarımız var. Müşteriye kaynar sunuyoruz. Anladım. Öyle istiyorlar. Tamam, çok güzel. O zaman biz masaya mı geçiyoruz abi, tamam mı? Evet, tabii ki hemen masaya geçiyoruz. Evet, masaya geçiyoruz. Şimdi tadım zamanı. Evet, geldik benim en sevdiğim ana. Hacı Ustam. Hoş geldiniz. Harika bir masayla karşı karşıyayız. Afiyet olsun. Tam da zamanı, tam da böyle akşam. Şu anda 6.30-7 civarı. Evet. Çalışma saatlerimiz kaç abi? Sabah 5, akşam 7. Akşam 7. Bir de masayla ilgili bilgi verelim, fiyatlarla ilgili. Beyin kavurmamızın fiyatı ne abi? 15 TL. 15 TL. Dil kavurmamızın fiyatı ne abi? 15 TL. 15 TL. Çorbalarımız ne kadar? 14 TL. 14 TL. Bu ne abi? Biraz önce bunu anlatmadın bize. Şimdi bu kolajen. Evet. Bunu özellikle yaşlılarda tercih ettiğimiz eklem yerlerindeki sıvıları destekleyen bir besin. Bu özellikle hayvanların ayak bileklerinin, eklem yerlerinden oluşan bir et parçasıdır. Evet. Bunun beyaz olduğuna bakmayın. Bunda 1 gram yağ yoktur. Evet. Bu da ve insanlar sağlığından çok faydalıdır ve şu anda ben zaten... Bunu nasıl veriyorsunuz abi? Bunu kelle paça çorbası olarak verebiliyoruz. Aynı pozisyonda. Zaten bu kolajen çorbası. Evet. Efendime söyleyeyim. Şöyle içini göstermek istiyorum sizlere de. Bakın çorbamız gayet güzel görünüyor. Oldukça da yoğun etli. Şimdi bunun kavurma olarak verebilirsiniz tereyağında. Evet. İnsanların yani çeşitli tüketimleri var. Bunu mesela soğuk salata yapabilirsin. Kullanabiliyor. Her türlü yenebiliyor. Her türlü yenebiliyor. Çok güzel. Bunu her türlü yemek bu insanlara şifadır. Bu şifa. Tabii. Şifa kaynağı. Eğer evet. Eklem yeri sıkıntısı olan, kemik rahatsızlıkları olan evet. Kesinlikle bunu yemeli. Tabii ki. Evet o zaman tadıma geçebiliriz ama tabii. Şöyle bir de yerimizi tarif edelim abi. Şimdi geldiler Kahramanmaraş'a. Şöyle Kahramanmaraş'ta Zebzehali bölgesi arkasındayız. Hı hı. Şazi Bey Mahallesi 3. Toptancılar Sitesi 41 Taksim B Fidan Paça Hacı Usta. Evet. İnşallah ayağa düşen bu tarafa olursa bekleriz. Evet. O zaman tadıma geçelim abi. Tabii, tadıma şimdi geçelim. En önemli bir de şey isteyelim. Aynı zamanda şehirler arası da isteğe göre kelle paça hazırlayabiliyoruz. Evet. Biraz önce içeride ben paketleri gördüm. Sordum. Dedim Hacı Ustam nedir bu? Şehirler arası kargoyla kelle paça çorbası şu gördüğünüz ürünlerden isteyebiliyor musunuz? Vallahi çok şaşırdım. İlk defa bir mekanda kelle paça çorbasını. Hatta geçen çok 200 küsur tane yollamışsınız bir yere. Evet, haftalık aşağı yukarı bir 200 porsiyon gönderiyoruz. 200 porsiyon. Özellikle bu tercih edilen kentler İstanbul, İzmir ve büyük şehirlerden. Büyük şehirlerden. Tabii ki tercih edenlerin genelde yaşlılar özellikle kolajenli paça istiyorlar. Böyle kırık çığık olanlarda özellikle kolajenli ve siyah et, çürük et karışık. Bir telefon numarası versene abi. İletişim için 0533 611 71 32 sipariş hattı, WhatsApp hattı 0533 611 71 32 iş yeri iletişim telefonu 0344 235 1470. Tamam. Eğer bu lezzetleri illa Kahramanmaraş'a gelmenize gerek yok. İsteyip evinize de getirttirebiliyorsunuz. Tamam ustam, çok güzel. Vallahi çok iyi. Hemen tadıma geçelim abi. Evet. Şöyle. Buyur abi, sen de beraber yiyeceğiz. Beraber. Şey isteyeyim bir içeriden. Paketi, şehirler arası olan paketlerimize bir gösterelim. Tamam. Tabii ki. Ustam, kelle paça çorban harika ya. Afiyet olsun. Yani gerçekten ben Türkiye'de birçok yerde kelle paça çorbası içtim. Yani benim yani ilk 5'e girdi burası. Afiyet olsun. Türkiye'deki ilk 5'e girdi. Gerçekten çok güzel. Afiyet olsun. Kahramanmaraş'a yolunuz düşerse şu kelle paça için buraya kesinlikle uğrayın. Bunlar ne abi? Şimdi bunlar mesela şehirler arası giden kargolarımız. Bu şekilde hazırlıyoruz bunları. Hı hı. Şimdi şu görmüş olduğunuz sumak eşkisi. Bu görmüş olduğunuz acı soslu baharatlı tereyağısı. Hı hı. Şimdi bunu değerli müşterimiz sipariş verdiğinde, evine bunu aldığında bunu dolabına yerleştiriyor. Yerleştirdiğinde bunu eksi 18'de muhafaza edecek. Evet. 3 ay dayanma süresi var. Hiç kesinlikle bir bozulma yok. Ve içerisinde hiçbir katkı maddesi yok, koruyucu bir madde yok. Gayet doğal, kolajanlı, kelle paça çorbası. İçerisinde tereyağı ve sarımsak var. Bunu tavaya ters çevirecek. Boşaltacak bunu tavaya. Tavaya boşalttıktan sonra bunu üzerine sonra bunları ısıtacak. 30 saniye kaynayacak. 30 saniyenin sonucunda bir tane sumak eşki, bir tane de tereyağını birleştirecek ve sonuç bu. Afiyetle yiyecek. Çok güzel. Vallahi gayet güzel. Evet. Şöyle beyin kavurmanın da tadını yapmak istiyorum. Lezzetinin tadımına bakmak istiyorum. Kuzu beyni. Evet, evet tabii ki. Evet, devamlı yerim zaten. Afiyet olsun. Abi çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Eline emeğine sağlık. Sağ olun. Efendim, Kahramanmaraş'a yolunuz düşerse kesinlikle buraya uğrayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.